Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet arkadaşlar bir önceki dersimizde mehir meselelerini konuşmuştuk. Mehirdeki malum olma meselelerine dair detayları izah etmiştik. Bir önceki dersimizde hemen orada ise ee, diyelim ki bir kadın mehrini almadığı müddetçe nasıl bir hakkı vardır? Yani bir kadına mehir ödemesi yapmadan kadının belirli haklardan feragat etme veya da belirli şeyleri yapmama yetkisi var mıdır? O konuları konuşmuştuk. İnşallah bugünkü dersimizde ise e, köle veya da e, diyelim ki cariyelerin efendilerine habersiz olarak nikahlanacak olsalar bu nikah geçerli midir? Bugünkü konu da bununla alakalı arkadaşlar. E, buradan inşallah buna devam edeceğiz. Sayfa Üçüncü cilt 107. sayfa. Buradan devam edelim. Fasılda kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Eğer e, çok hani izaha gereken olan noktalar varsa izah edeceğim. Aksi takdirde biraz hızlanmayı düşünüyorum bu konuyla alakalı. İzah edilecek noktalara gireceğiz ama genel manada ibareye bağımlı kalarak biraz ilerlemek istiyorum. Evet. وَلَا يَجُزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ وَالْمُدَّبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ اِلَّا بِاِذْنِ الْمَوْلَىٰ Valecuz, caiz değildir nikahul abdi kölenin nikahı, ve emet ticariyenin ve müdeberi müdeber aynı şekilde arkadaşlar, bu da köle. Yani e, efendisi onu ölümden sonrasına azat etmekle beraber ona bir takım yetkisinin vermiş olduğu köledir. Yani şu demek daha doğrusu, ben öldükten sonra azatsın. Buna müdeber olan köle denir. Bu ümülveli ümülvelet. Bu da kimdir? kişinin cariyesinden eğer çocuğu oluyorsa o cariye ümmüvelet konumuna çıkar arkadaşlar. Bunların nikahı caiz değildir illa bir iznil mevla ancak efendilerinin izniyle. Biz geride konuşmuştuk bir kimsenin nikahının geçerli olabilmesi için tasarrufa ehil olan bir kimsenin olması gerekiyordu. Mesela delinin nikahı geçerli değildir. Neden? Tasarrufa ehil olmadığından bahsetmiştik. Bundan dolayı mesela kölenin de aynı şekilde tasarrufa ehil olan boyut olmadığından dolayı onun da efendisinden habersiz olarak kıymış olduğu iki arkadaşlar efendisinin icazetine mevkuftur. Bunu gerideki derslerimize izah etmiştik. O asluhu kavluhu aleyhisselam. Peki neden köle, cariye, müdebber köle veyahut da müvelet olan köle bunlar da neden efendisinin izni gerekiyor? o asluhu kavluhu aleyhisselam ki bu konudaki asıl olan delil şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu kavlidir. Eyyümem ra'etin tezavvacet bi gayri izni mevlaha hangi kadın ki efendisinin izni olmadan nikahlandı fehiye ahiratun bu kadın günahkardır. O kavluhu yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kavli eyyuma abdin tezavvece izni hangi köle ki efendisinden izinsiz olarak evlendi fehiye bu köle günahkardır. Bu ayetici şey bu hadis-i şerifler bize şunu gösteriyor. Demek ki bir köle efendisinden haber olmadan, efendisinin bu konuda bir onayı, rızası olmadan kıymış olduğu nikahın bir geçerliliği yoktur arkadaşlar. Evet. Neden peki? لَاَنَّ النِّكَاهَ fil فِي vel Çünkü evli olmak kölede veyahut da müdebber olanlarda bir nedir? Ayıptır. لِتَعَلُّكُ bir بِكَسْبِهِمَا Çünkü evlendikleri zamanda Olay şu arkadaşlar. Mesela bir adam bir kölesini sattığı zamanda Diyelim ki ben kölemi satıyorum. Karşı taraf aldı ama ben nikah kıydığını bilmiyorum kölenin. Sattığı zaman da bu köleyi satın alan adam öğrense ki bu köle evliymiş. Bu durumda nedir? Bu bir ayıptır. O zaman o adamın o malı bana geri çevirme hakkı vardır arkadaşlar. Çünkü ayıp evli olmak onun ötesinde bir takım hak tasarruflarını da devreye sokuyor. Şöyle ki mesela o kadının nafakası o kadının e, diyelim ki mehri bunlardan sorumlu olan kimdir? Kölenin kendisidir. Dolayısıyla efendisinden habersiz bir şekilde köle böyle bir nikah kıydığı zaman da o bo nafaka kaynaklı borcundan dolayı veyahut da mehirinden dolayı bu köle satılabilecek. Yani diyelim ki mehrini vermedi hanımı şikayet edip bu benim mehrimi vermedi. Hakim o köleyi sattırır o kadının parasını ödettirir. Veyahut hatta nafakasını benim nafakamı ödemiyor. O zaman hakim o köleyi sattırır o hanımının nafakasını ödettirir. Dolayısıyla o kölenin satımında efendi olarak bana bir zararı yok mu? Var. O yüzden Şerif Şerif diyor ki böyle bir şekilde nikah kıyamaz köle niye? Çünkü efendisine dönük olarak bir zarar devreye girecektir burada. Ve evli olmak bir ayıptır. Yani akdin reddedilmesine bir nedendir. Bu niye le taalluku nafakati bi kesbihima ki bunların kazançlarıyla beraber nafaka alakalanacak alakalanacaktır. Vel mehri bi rakabatihima. Yani eğer mehrini ödemediyse rakabeleriyle yani efendisi ödemeyecek onu. Çünkü efendisinden habersiz kıydılar. Bu durumda efendisi diyecek ya hakim diyecek ki bu köleyi satın hanımının mehrini verin. Yani efendisinin elinden kölenin çıkma gibi bir risk var. O yüzden şerif şerif diyor ki bu nikah geçerli değildir. Fela yemliku gayrul ve efendinin dışında kimse efendiye yönelik olan böyle bir zararı izam edemez. Bu durumda sadece yetkili olan efendidir. Def anlı zarar Çünkü bu durumda adamın malına zarar gelmek var. Ve lene menafi al lil mevla ki ayrıca bu cariyeden İstifade etme hakkı kimindir? Efendinindir. Bu evlendiği zaman da efendisinden habersiz. Efendisi o zaman ondan istifade edememesi lazım. Normalde kadın başkasıyla nikahlandığı zaman da hem kocası hem efendi ondan istifadesi söz konusu olamaz. Eğer efendisinden habersiz evleniyorsa diyelim ki e, kocasının bir istifadesi var. E, efendi bilmiyorsa efendisinin de bir istifadesi olacak. Bu da sıkıntılıdır. Bu da İslam açıdan caiz değil. O yüzden arkadaşlar bir efendinin bir kölesini evlendiği zaman da normalde Kur'an-ı Kerim'de hani Rabbimiz işte kadınlardan 2 3 4'e kadar evlenebilirsin. Fe alla ta'dilu fa eğer adaleti gözetemeyecekseniz tek evlilik yapın. Ev ma'amelekat eymanukum ve cariyelerinizle iktifa edin. Bundan dolayı efendisi cariyeden istifade etme hakkı dinen vardır arkadaşlar ki Kur'an-ı Kerim'deki ifade edilen farklı noktalarda da bu beyan var. Bu nedenle bu cariye evlendiği zaman da efendi bu hakkı sakıt olmuş olacaktır. Ama bir cari efendisinden habersiz evlendiği zaman da o zaman bu e, evlilik açısından ciddi bir sıkıncayı barındıracaktır. Çünkü evlendiği kişi ondan istifade edebildiği gibi efendisini de istifade etmesi lazım. Halbuki efendisi bilmiyor bunu. Bilmediği için biz ötekini geçersiz sayarız. Neden? Çünkü efendinin hakkını burada korumak için. لَاَنَّ مَنَا تَعَلْ بُضْعِ لِلْمَوْلَى فَلَا يَمْلِكُهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ اَمْرِهِ Dolayısıyla efendi izin vermek, vermezse kimse Efendinin kölesini de cariyesini de nikahlayamaz ve izin vermezse o köle ve cariye de kendi nikahını kıyamaz. Bu kıymış oldukları nikah mevkuf olacaktır arkadaşlar. Evet. Ve yemliku nikah. Ha. Efendi kendi köle ve cariyesini nikaha zorlayabilir. Yani evlendirebilir. Ki bu olmalı zaten arkadaşlar. Normalde tabi biz bunu yaşamıyoruz. Günümüze dönülük bir olay yok ama İslam'ın geldiği ortamlarda bunlar bu şekilde uygulanıyordu arkadaşlar. Ve Şerif Şerif mecburen bu tatbike göre bu, bu noktada kurallar belirledi. Aksi takdirde Müslüman kadınların o dönem açısından yorumlayacak olursak büyük bir sıkıntısı söz konusu olacaktı. Yani burada bir hani bugün devlet hukukunda mütekabiliyet, mütekabiliyet diye bir olay var ya hani ne yaptıysan karşısında aynı muamele uygulanıyor. Bu aslında onun etkilerinden birisiydi bu kölelik meselesindeki durumlar. Şimdi efendisi kendi kölesini ne yapabilir arkadaşlar? Evliliğe zorlayabilir. Niye sıyaneten limilkihi? Malını korumak için. Mesela niye evlendirir? O doğacak çocuk da efendinin kölesi olacak. Yani efendisinin malı artacak. Mesela bu olabilir. Ve hatta diyelim o köle Allah korusun kötü işlere düşecek. Zina edecek. Ne bileyim ahlaksızlık yapacak. Efendi bunu korumak için yapabilir. O tahsin lehu ani zina. Ellezi huve sebebu helakihim. Ev noksanihim. Veyahut da helak olmalarına sebep olacak bir zina suçu işleyebilir. Bu durumda zina işlediği zaman da ne olacak arkadaşlar? Ee, bekar olması nedeniyle diyelim ki Şeri Şerif'e göre yüz sopa vurulacak. Şimdi yüz sopa vurulduğu zaman da belki dayanamayacak köle vefat edecek. Bu durumda efendinin malının heder olması var. İşte veya günaha düşecek köle sonuçta Müslüman köle de olabilir bu noktada. Hani belirli şeyden sonra geldiği zaman da. E bu sefer diyelim ki bu Müslüman olan köle zinaya düşecek Allah korusun. O hakkıdır onun da evlenmek. Dolayısıyla toplumda bir fuhşiyatın artması e, gibi bir durum da söz konusu olacaktır. O yüzden Şerif Şerif diyor ki bu şekilde zorlayabilirler. Ve hâzâl ma'na yeşmelül vel emete. Bu hem köle hem de cari için geçerlidir. Ve leyselil mevlâ en yüzevvice el mükâtebe vel mükâtebete bi gayri Fakat mükâteb olanları böyle düşünemiyoruz. Şimdi bir adamın kin diye tabir ettiğimiz mahza kölesi varsa bu durumda hiç ona sormadan nikah kıyabilir. Ama mükatip kölesi varsa o mükatebin izni olmadan efendisi onu evlendiremeyecektir arkadaşlar. Mükatip kimdir ki bunu konuştuk yine geride. Mükatep efendisiyle arasında aktif kitabet yapan köle demektir. Şöyle ki ben diyelim ki benim bir kölem var. Ben ona, ben ona diyorum ki git bana 100 bin lira para git çalış kazan getir seni azat edeceğim. Bir kitabet akti yapıyoruz. Köle 100 bin lira parayı getir diyen azat olur. Bu bir anlaşmadır. Dolayısıyla mükatip olan kölede hürlük kapısı açılmıştır arkadaşlar. Yani kın diye tabir edilen mahsa köle gibi değildir. Mesela müdebber de böyledir, Ümmüvelet de böyledir. Dolayısıyla bunlarda arkadaşlar rıza gerekecektir. <laughs> Lihurucihima an yedihi ala ma fil mükatip. bahsinde inceleyeceğimiz üzere çünkü aktif kitabet yapmakla beraber ona hürlük kapısı artık açılmış kabul edilir. Ve yucuzu nikahuma illa bi Ha hocam o zaman akti kitabet yapan bir kölenin yani bir mükatebin dolayısıyla hürlük kapısı açıldığına göre o zaman gitsin kendi nikahını kendisi gitsin. Bunu yapabilir mi? Bunu da yapamaz arkadaşlar. Niye? Mahzah hür şey değildir. Hür değildir. Yani eğer tam hür olsaydı bu hakkı vardı. Ama bunun hala kölelik bağı devam ediyor. Mesela yarın öbür gün e, o parayı bulamaz. Anlaşma feshedilir. Tekrar köleliğe kıyın olan köleliğe yani mahzah köleliğe geri döner. O yüzden... O da kendini tek başına evlendiremez. Efendisinin rızası var. Yani bu mükatepte arkadaşlar çift taraflı bir rıza olması gerekecektir. Ve la yecüzü nikâhuhuma illa bi Niye? Lirrıkkı bil Çünkü hala bunlar köle olarak hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere bunlar köle olarak değerlendirildiğinden dolayı. Ve yemliku el mükâteb tezvîce emetihi. olan ama bakın burası farklı bir nokta. Şimdi iyi anlayalım. Mükatep olanı efendisi evlendiremiyor habersiz. Ne diyoruz? Mükatepten git izin al. Tamam. Peki mükatep kendini evlendirebilir mi? Hayır. O da kendini evlendiremez. O da gider ne yapar? Efendisinden izin alır. Peki. Diyelim ki ben mükatep bir köleyim. Efendimle kitabe taktiği yapmışım. Ticaret yapıyorum. Efendim bana bu konuda izin vermiş. Ve ticaretim içerisinde kendime bir köle aldım. Alabilir mi? Alabilir. Sonuçta mal olması nedeniyle tüm mallara vakfol şey yapabilir, sahip olabilir. Kendime bir köle yani cariye aldım. Ben bu cariyeyi kendim yani mükatip köle olan ben kendi kazandığım parayla o cariyeyi evlendirebilir miyim? Bakalım. el الْمُكَاتَبْ تَزْو۪يجَ اَمَتِه۪ Diyor ki mükatip olan köle kendisinin olan cariyesini evlendirebilir. Niye? لِأَنَّهُ مِنَ الْاِكْتِسَابِ Çünkü o almış olduğu cariye kesbedilen yani kazanılan maldaki bir boyuttur. Bir kazançtır yani. Bu noktada düşünsenize şöyle. Şimdi benim bir e, diyelim ki ben bir mükatebim. Benim şimdi bir tane cariyem var. Ben o cariyemin nafakasıyla, süknasıyla, kisvesiyle hep sorumlu olan kişi kimim? Ben. Ben onu evlendirdiğim zaman da onun nafakası da vesaire giderleri de benim üzerimden kalkar. Kocasının üzerine gider. Dolayısıyla bu bir kazançtır. Yani mükatebin kendi cariyesini evlendirmesi aslında onun için bir kazançtır. Kazanç olduğu için efendisine yukarı çıkacak bir zararı yoktur. Olmadığından dolayı ne olacaktır arkadaşlar? Böyle bir hakkı söz konusu olacaktır. وَلَا يَمْلِكُ abdi Ama erkek kölesini evlendiremez. Yani benim Şimdi arkadaşlar benim bir tane cariyem var. Bir tane de erkek kölem var. Ben bu cariyemi evlendirebilirim. Mükatebim ben aslında. Aslında ben de bir köleyim. Ve kendim kazandığım paralardan bir cariye satın almışım. Bir de erkek köle satın almışım. Bu cariyeyi hiç yukarıdaki Mevlam'la haberi olmadan ben bunu evlendirebilirim. Niye? Bir kazancı var bana. Nafakasından kurtuluyorum, masrafından kurtuluyorum vesaire vesaire artı çocuk olsa o çocuk da benim kölem olacak. Yani artı o yönden de bir mal kazancım var. Dolayısıyla ben cariye evlendirebilirim. Peki köleyi evlendirebilir miyim? Bunu yapamaz. Niye? Çünkü bu zarardır. Neden? O erkek köleyi ben izin verip yani şimdi o kendi kendi evlenemeyeceği için onu evlendirecek kişi kimin benim. O zaman ben onu evlendirmem geride biz bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Nafakaları, sorumlulukları benim üzerime gelecek. E bu mehir vermesi gerekecek. Diyelim ki mehrini ödeyemediyse rakabesini satılma gibi riski var. Yani bana zararı var. Bana ekstra hem maddi külfeti var hem elimdeki köleden olma gibi bir durumun da var. Bu durumda böyle bir zarar yukarıya doğru bir zincirleme etki yapacağı için efendiye de bir zarardır. O yüzden mükatip olan köle arkadaşlar erkek kölesini evlendirme hakkı yoktur. وَلَا يَمْلِكُ تَزْو۪يجَ الْعَبْدِ Niye? لِأَنَّهُ خُسْرَانُ Bu bir zarardır. La iktisab. Bu bir kazanç değildir. La iktisabın. وَلَوْ زَوَّجَ اَمَتُهُ مِنْ عَبْدِهِ بِغَيْرِ مَهْرٍ جَازَ Ha, şöyle bir durum olsa. Ben bir mükatibim yukarıda efendim var. Benim bir erkek kölem, bir de cariyem var. Ben bu ikisini mehirsiz olarak evlendirmem peki bu caizdir. Niye? E çünkü burada dönecek bir zarar yok ki. Niye zarar yok? Şimdi bunun nafakasından ben sorumluydum. Yani bu cariyenin nafakasından ben sorumluydum. Bu külenin nafakasından da ben sorumluydum. E bunlar evlendiği zaman da bana ekstra bir külfet mi geliyor? Yok. Yine bundan ben sorumluyum. Yine bundan ben sorumluyum mehirsiz evlendirilirse. Çünkü mehir olduğu zaman da arkadaşlar mehir benim sorumluluğumda olmayacak. Bu kölenin sorumluluğunda olacak. Eğer ödeyemezse o cari onun sattırıp mehrini isteyebilir. O yüzden kayıt ne? Mehirsiz evlendirilirse. vakı <laughs> ile denildi ki yecibu hakkan li şer'i ve yeskut. Hayır. Mehirsiz bir nikah olmaz. Bu şekilde nikah mehirle vardır ama sonradan sakıt olur. Aslında sonuç aynı. Sadece Anlayış farklı. Neden? Çünkü bize itiraz gelebilir. Ya mehirsiz nasıl sen nikah kıyabiliyorsun? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de e, evlenildiği zaman da mallarınızla talep edin buyuruyor. Demiyor ki köle hür ayrımı yapmıyor. O yüzden sen köleyle cariye evlendirdiğin zaman da mehirsiz evlendiremezsin. Mecburen orada mehir olmalı. Ha ne olur ama mehir sonradan sakıt olur ki böyle bir durum var mıdır? Vardır arkadaşlar. Sonuçta bu kadının, cariyenin alacağı mehir kimindir? Benim behrimdir. O kazanç bana dönecek. Ben onu istemiyorum dediğim zaman ne olacaktır? Otomatik mehir aslında sakıt kabul edilmiş olacaktır. Tamamen bir fıkhi analiz yani farklı bir bakış açısı. Birisi hiç mehir burada konuş nefi edildiği zaman da mehirsiz bir nikah olur. Aslında bu belki Elgaz'dan zikredilebilir bu konu. Hani Elgaz'ı fıkhi vardır. Fıkhi e şeyler ifadeler hani el gaz normalde arkadaşlar nasıl diyeyim size yani normalde açık bir ibareyle farklı bir şey anlıyorsunuz ama aslında hani bir tekerleme gibi bir şey belki öyle yorumlu ifade etsek doğru olur. Fıkhi tekerlemeler belki yani öyle bir şey konuşuyorsun ki aslında cevabı çok basit ama öyle bir soru geliyor ki karşısında şaşırıyorsun ne olduğunu bilmiyorsun. Bazen akla gelmeyebilir. Bu nedenle arkadaşlar bu, bu fıkhi bir elgazi olabilir. Yani mesela mehirsiz nikah nerede vardır? Bir efendinin cari ve kölesini evlendirmesinde mehirsiz nikah vardır. Mesela bu şekilde cevap verilebilir. Neyse. O bir bahsedi gel. Ve izâ kal mevsili dedi. Ve izâ tezavvecel abdu bi izni mevlâhu bir köle efendisinin izniyle evlenecek olsa fel mehru deynun fi rakabetihi bu durumda o alacak şey mehir kölenin rakabesinde bir borçtur. fihi bundan dolayı satılır. Yani şöyle düşünelim ben bir köleyim. Efendim beni evlendirmiş. Ve ben birisiyle evlendim. Mehir kim? E, mehir benim sorumluluğumda. Ben ödeyemedim mehrimi ki nasıl ödeyeceğim? Efendim ticaret izni vermeden para da kazanamıyorum. Bu durumda arkadaşlar o cariye beni sattırmak suretiyle mehrini talep edebilir. Ha Efendi buna razı olur mu? Zaten geride konuşmuştuk olmayacağı için efendisi burada tazmin sorumluluğu oluşabilir. Bunu konuşmuştuk bir önceki derslerimizde. Ama nedir? Evlendiği zamanda normalde e, onun e, borcu yani o mehir borcu benim rakabeme e, ait olacaktır ve ben bundan dolayı da satılabileceğim. Lelle deyni vecebe fi rakabatihi bi fi'li. Çünkü bu kendi fiiliyle, kendisiyle, kendi evliliğiyle alakalı bir durum olduğu için o borç kendine dönecektir. Vakat ki bunun bir başka örneği de şudur arkadaşlar. Mesela bir köle bir cinayet işlese, diyet gerekse, efendi mi verecek? Hayır. Köle sattırılır, o şekilde ödeme yaptırılır. Veya hani diyeti gerekecek başka bir suçlar işlese, maddi cezayı gerektirecek başka bir suçlar işlese ne yaptırılır arkadaşlar? Köle sattırılır, o ödettirilir. Vakat zahra fi hakkı mevla, haythu vaka bi Tamam. Biz bunu anlıyoruz. Efendisi bu konuda izin verdi. Feyata'allaku bi rakabeti defan anil-mer'ati. Ancak biz neden mehri arkadaşlar e, köleye ait kılıyoruz? E çünkü bu kadının kocası, bu köle kocası yani. Dolayısıyla mehri mecburen biz ona alakalı kılacağız. Ne gibi? Kemafi duyunil meznun fit ticaret. Tıpkı tıpkı eee ticaretteki borçları gibi. O da şu arkadaşlar. E, diyelim yine ben köle olayım. Benim ben köleyim. Efendim bana dedi ki sana ticaret izni veriyorum. Buna abdime üzün denir. Yani ben izin verilmiş köleyim ticarette. Bu durum aslında normalde bana böyle bir yetki verilmese ben mal alıp satım yapamam. Efendim bana izin vermedi şu şey, bu, bu, tür tasarrufları yetkili yetkim yok. Ama efendim bana gelip derse ki sen ticaret yapabilirsin. Bu noktada bana bir yetki verirse artık ben abdimezun uzun oldum. Şu saatten sonra bu ticarette kazanmış olduğum paralarda her türlü ticareti yapmakta yetki sahibiyim. Farazi borç olduğu zaman da o borçla mükellef olan kimdir? Ben miyim efendim mi? benim arkadaşlar. Halbuki ben efendim adına aslında ticaret yapıyorum. Kazandığım her şey de onun. Ama arkadaşlar ben burada efendimin vekiliyim. Hukukul akt yercu ilel akit diye bizim bir kuralımız var. Aktin hukuku akide yani aktı kıyana döner. Dolayısıyla müşterilerle muhatap olan kim? Benim. O zaman boştan sorumlu olan kişi benim. Yani müşteri beni mahkemeye vermek suretiyle beni sattırır. Borcunu ben benim üzerinden tahsil ettirebilir. Yani şöyle bir şey diyemeyiz direkt. Ya bu köleye efendisi izin verdi. Efendisinden gidip alalım. Hayır. Çünkü akti kıyan vekil olduğu için vekilden sorumludur. Mesela bu şöyle diyelim. Mesela ben e, birisi gelip bana diyor ki benim adıma git kitap al. Bana para veriyor. Şey veriyor para veriyor diyelim ki. veya da sat. Mesela şu kitabımı sat diyor. Şimdi ben müşteri gelip benden satın aldığı da o müşteri parayı da veyahut da kitabı da kimden isteyecek? ne isteyecek arkadaşlar. Niye? Efendimden değil veyahut da bana vekalet, müvekkilimden değil. Çünkü akitteki akdi kıyan kimse sorumluluk onundur. Ve akdi kıyan ben olduğum için akitte oluşan tüm sorumluluk da benim olacaktır. Evet. Burayı okuduk. Vel müdebber. Müdebbere gelince peki müdebber nasıl olacak? Yes'a bu müdebber borcunu ödemek için çalışır arkadaşlar. لَاَنَّهُ لَا يُجُزُ Çünkü müdebberin satışı hiçbir surette caiz değil. لَاَنَّهُ لَا O zaman kazancından ödettirilir. Yani normalde benim, diyelim ben bir köleydim, ben bir ticaret yaptım, bir borç geldi. O borcu ödeyemediğimiz zaman da beni sattırıp benim üzerim, benden gelen kazançta o alacaklara ödeme yapılabilirdi. Peki ben müdebber olsam ve efendim bana ticaret izni verse bu şekilde borç olursa ben sattırılır mıyım? Hayır. Niye? Müdebber sattırılmaz arkadaşlar. Çünkü efendisi öldükten sonra hür olacak bu adam. Bu adamın hürlü garanti. Başka bir e, sadece bu adam beklediği olay efendisinin de ölümü. Öldüğü an hür olacaktır. Dolayısıyla bunu satış olamayacağı için akti kitabet gibi değerlendiremeyiz bunu. Mükatepte çünkü kitabetin iptal edilme boyutu var ama müdebberde öyle bir şey yok. Söz çıktı olay bitti. O yüzden ne yapılır? Böyle bir borç varsa çalışma izin verilir. Çalıştıkça borcu ödenir. لَنْهُ cüzü يَجُزُ بَيُّهُ فَيُوَدِّ kesbihi, O zaman bu borç o kesi, kazancından ödenir. O وَكَذَلْكَ ki اُمِّ الْوَلَدْ Aynı şekilde ümmü <laughs> veledin çocuğu da böyledir. مِنْ <laughs> غَيْرِ Yani ümmü veledin çocuğu şu arkadaşlar. Benim ümmü veledim var. Benim diyelim ki ondan bir çocuğum var. Sonradan bu şekilde bunun nikahı kıyılmış arkadaşlar ki bunu ilk bahislerde geride ilk 5 6 ders o civarlarda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Oralarda biz bunun Ümeyye'nin nikah meselesini konuşmuştuk. Hatta iddet meselelerini de konuşmuştuk arkadaşlar. Orada İmam-ı Azam'la diğerlerinin arasında bir farklı bir bakış açısı vardı. Evet şuradan bakabileceksem bulabileceksem hemen size söyleyeyim. evet. Evet. Neyse arkadaşlar geride o konu vardı. Oradan bakabilirsiniz. Ümüveled bir şekilde arkadaşlar böyle diyelim ki başkasından olan bir çocuğu varsa ümüveledin. Veyahut da önceden olabilir bu durum. Böyle bir durum varsa aynı şekilde o da satılmaz. Ne olacaktır? kazancı üzerinden borcu ödettirilecek. Kal ve izâ u'tikat el emetü cari azat edilse evin mük mükatebe tü veya da mükatep olan kadın işte azat edilse ve leha hurrun ev konuşu arkadaşlar ben köleyim efendim beni zamanında evlendirmiş daha sonra tabi ben e, normal şey köle de olabilirim veya da şey de tabi erkek için düşünmeyelim çünkü kadın üzerinden erkeğin talak hakkı olacak kadın için arkadaşlar bir cariye var Efendisi bunu evlendirmiş. Dışarıdan birisiyle evlendirmiş. Bu nokta cariyenin tercihi yok zaten. Evlendiği için arkadaşlar sonradan efendisi demiş ki ben seni azat ediyorum. Azat etmiş. Şimdi bu cariye o evliliğe devam etmek zorunda mıdır değil midir? Hani efendisinin kıymış olduğu bu nikah devam mı edecek yoksa iptal mi olacak? Konu onunla alakalı. O ida u'tikat el emetu cariye azat edilse evil mükâtebetü veyahut da mükâtep olan işte köle kadın köle azat edilse ve leha zevcun ve kocası olsa hurrun ev abdun. Tabi kocası ister hür olsun ister köle olsun fark etmez. Feleha el hiyar. Bu durumda bu cariyenin arkadaşlar muhayyerliği vardır. Buna hiyar ol etik denir. Bunu geride de konuşmuştuk. Hiyar ol meselelerinde aslında bu konuya ufaktan temas etmiştik. Yani bu hiyar ol etiktir azat olduğu an bu kadın kocasının efendisinin kıymış olduğu 12 fesk edebilir. Şerif Şerif diyor ki efendin tamam köleyken böyle bir tercihin yoktu. Efendin senin bir nikah seni bir türlü nikahladı. Ama azat olduktan sonra artık inisiyatif senin elindedir. Dilersen bu nikahı bozabilirsin. Şerif Şerif burada kadının hakkını korumak için ona bu şekilde bir yetki veriyor köleye. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Muhayyerlik hakkı olacaktır ki buna hıyarul itik dedik. aleyhisselam liberi berirete hine Bu sahabe ki kendisi köleydi. E, cariyeydi. O azat edildiği zaman Efendimiz ona buyurdu ki melekti melekti bul'aki artık sen kendinden sorumlusun. Yani söz artık senin. Fakhtari. Dilediğini seç. İster evliliği onayla devam et itiraz etme. istersen iptal et. Bu noktada hakkım var. Ceal lil ma'nen fiha. Dolayısıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada muhayyerliği sabit kılacak illeti kadındaki bir manadan dolayı verdi yani kadının artık o saatten sonra sorumluluğun kendisine geçtiği için böyle bir hakkın olduğunu ifade ediyor çünkü o evlilik onun onayıyla olmadı onun izniyle olmadı onun yetkisiyle olmadı bu şekilde bir hak ona tanıdı vahve o manada nedir arkadaşlar milkil milkül buluy buzu yani artık yetkinin bedenin hususundaki tüm söz sahibinin kendisinde olması budur o halde feyterettefu Bu durumda istediğini seçebilir. Ve istevi fihi el Burada kölesinin hür veyahut da köle olma, kocasının hür veyahut da köle olmasının bir farkı yoktur. Niye? Li umumil illeti. Çünkü hadis-i şerifte gelen ifade umumi. Yani Resulullah ne buyuruyor? Sen artık azat edildikten sonra sen kendine sahip oldun. Yetki senindir. Dilediğini tercih. Efendimiz burada umumi bir ifade kullanılıyor. Ale enne huruviye enne ki bu sahabe annemizin kocasının da hür olduğu da ayrıca rivayet edilmiş. Bu konuda arkadaşlar ihtilaf var. Bazıları diyor ki kölenin bu hıyarul itik hakkı kocası köleykendir. Yoksa kocası hürken böyle bir hakkı yoktur. Çünkü niye? Hür olan kocasının hakkı iptal olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar bir fetva var ama Nevseli bunu kabul etmiyor. Diyor ki hayır masların mutlak olarak gelmesi bunun ikisine de şamil olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu sahabenin kocası zaten hürdü. Hür olduğu halde Resulullah böyle bir ifade buyurdu. Ala enne huruvi en zavce kâne hurra ve hiye ala rivayeti kana abden ki Kocasının köle olduğuna yönelik olarak gelen rivayettense bu terciha şayan olan nakildir. Yani kocasının hür olduğu gibi rivayeti. Niye? Lenne asl el hürriyeti. Çünkü asıl olan hürriyettir. Ve el mülk fi'l ki fark etmez köle olsun hür olsun. Koca olduğu zaman da kadının mülkiyetine bir ziyadede bulunmuş oluyorsun. Yani hem bir efendinin cariyesiydi. O yüzden bir mülk altındaydı. Artı bir de gitti evlendi. Bir de kocanın mülkiyeti var. İki türlü kadına bir mülkiyetinde ziyadelik oldu. Fes bütü leha el fihima. O yüzden burada nedir arkadaşlar? Muhayyerlik hakkını biz kadına tanımak durumundayız. Efendisi azat etmekle beraber öteki kadının üzerine binen o muhayyerliği şerif şerif kadına yetki vermekle beraber kaldırmış oluyor. Tercihi sana bırakıyorum. İstediğini yapabilirsin diyor. Def anli zararı anha ki kadından zararı def etmek için. Evet. Kal ve men zawwaja bir kimse cariyesini evlendirse. Feleyse aleyhi en yubevvi'eha zevc. Bir efendi kölesini veyahut da cariyesini diyelim. Bir efendi cariyesini evlendirdikten sonra o cariyeyi kocasının evine göndermek gibi bir zorunluluğu yok arkadaşlar. İbariyi yanlayarım. Feleyse <laughs> aleyhi mecbur değildir. Ha gönderebilir ama mecbur değildir. En yubevvi'eha beytez kocasının evine göndermek gibi bir mecburiyeti yoktur. Lakin Lakinneha tehtumul mevla. Neden arkadaşlar? Çünkü bu cariye. Her ne kadar efendisi onu evlendirse de sonuçta efendinin mülküdür. Dolayısıyla efendisine hizmet etmesi gerekecektir. O yüzden efendisi onu kocasının yanına göndermeme gibi bir yetkisi var. Aksi takdirde kendi mülkünden istifade edemeyecek. Yani faydalanamayacak. Kölesi sanki azat olmuş gibi bir boyuta geçecek. Bu nedenle Kocasının evine göndermek gibi bir zorunluluğu yoktur. Lakin lehattıktumül mevla. Ve efendisine hizmet etmek durumundadır. Ve yukalü lehu. Ama o cariyenin kocasına denir ki matalba firta bir havatı Artık ne zaman imkan bulursan bu şekilde kocalık karı kocalık durumunuz oluşabilir. Matalba fira. Ne zaman muzaffer olursan gibi yani bir arayış içerisinde. Lenne hakkal mevla fil hizmeti bakin. Çünkü efendisi her ne kadar carisini evlendirse de hizmeti bekleme hakkı hala vardır. Ve tebvi etü Eğer kocasının evine bunu gönderdiği zaman da bu hizmet hakkı iptal olmuş olacak. Fela yelzemuz Dolayısıyla böyle bir şeyle efendisini mecbur kılamayız. Bu zulüm olur. Çünkü adamın malı. Adam belki diyelim ki 100 bin lira verdi onu aldı. Hadi cariyesiydi diyelim ki. Eski mantıkta düşünün arkadaşlar. Şimdi meselemizi günümüz açısından düşünmeyelim. Efendisi de dedi ki tamam ben seni evlendireyim. Sonuçta sen de insansın. Sonuçta bedensel ihtiyaçları var. İyilik yaptı evlendirdi. E şimdi 100 bin liraya verdiği şeyi adama sen nasıl artık böyle bir hakkın yok Diyemeyiz diyor biz. O yüzden iki tarafı düşünmek adına böyle bir hareket yapıyoruz. Şerif şerif arkadaşlar tüm ihtimalleri düşünmüş. Emin olun o zamanlarda köleye insan bırakın yani en kötü mal gibi değerlendirilir. Şerif şerif köleye her türlü hakkı birçok hakkı. Efendilerine ne yiyorsanız kölelerinize de onu yedirin. Ne giyiyorsanız kölelerinize de onu giydirin buyuruyor. Yani siz... Üst segment yiyip de kölelerinize alt segment yedirmeyin. Bugün patron farklı yer, işçiler farklı yer. İslam böyle istemiyor. İslam sen ne yiyorsan kölene de onu yedir. Yani malına bile onu yedir. Hani kölene eskiden hani bu işçi gibi bile değil. Ondan çok 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 aşağıda bir konumda. Evet arkadaşlar. Yani bunlar biraz tabi hassas konular. O اِبْتَالٌ لَهُ فَلَا يُزَمُهُ ذَلِكُ Bu şekilde fela... Evet yulzimuhu zalik de diyebiliriz veya da fela yelzemuhu zalik ona bunu ilzam edemeyiz biz. Ve la şartu akdi şart. Adam cariyesini evlendirirken şöyle bir şart koşursa ben evlenirim senin cariyenle ama sana hizmet etmeyecek. Kabul etse batıldır bu şart. Yine hizmet ettirme hakkı vardır. Fe in ma'hu eğer e, diyelim ki hanımını, şey cariyesini, kocasının evine gönderse yine hizmet etme isteme hakkı vardır. Gel hizmet et diyebilir. Yine hakkı düşmez. Yani koca efendinin hakkı hiçbir surette düşmeyecek arkadaşlar. Ve tabtul etbüvi etü dolayısıyla bu göndermesi iptal olacaktır. Ve endel mucibeli hizmeti el milku. Çünkü efendisinin hizmet beklemesine neden olan mülkiyettir arkadaşlar. O huwa bakin ve bu mülkiyet hala bu adamın kölesi yani bağ devam ediyor. Fela tuttiluhu ettedbiyet. Dolayısıyla kocasının evini götürme göndermesi bunu iptal edecek bir durum değildir. Peki bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadar. Şimdi bir sonraki dersimizde velau tezavvuca abdun buradan devam edeceğiz inşallah. Elhamdülillahi rabbil